Arkadaşlar tekrardan merhaba. Esral Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bu artık ineğimizin son videosu arkadaşlar. Ben şöyle gövdeyi göstermek istiyorum. Zaten bu parçaları birlikte yapmıştık. Küçükleri de zaten tarif etmiştim arkadaşlar. Sihirli halka içerisinde 6 sık iğne. Sonra arttırma ya da sihirli halka içerisinde 8 sık iğne yapıp arttırma yapabilirsiniz. 16 sık iğne. Şöyle ben nereye olursa gelişi güzel her yere arkadaşlar bu şekilde koydum. Siz tamamen nasıl isterseniz. Şimdi arkadaşlar çan yapacağız. Sonrasında zincirini yapacağız ve en sonda arkadaşlar kafayı birleştireceğiz. Kafayı dikeceğiz. Önce bir çanı yapalım. Çanın zincirini yapalım. Ben boynuz renginde yapacağım çanı. Daha çanına ziline uygun daha renginiz varsa nasıl isterseniz o şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi 3 tane 4 sihirli halka içerisinde 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 Halkamı kapattım. Şimdi ikinci sıramızda 6 tane arttırma yapıyoruz. Birinci sık iğneme battım. İkinci sık iğneme battım. Üçüncü sık iğneme battım. Hep arttırma yapıyoruz. Her sık iğne içerisine arttırma. Dördüncü sık iğneme battım. 5 ve 6. On iki adet sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi burada bir sık iğne, bir arttırma. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir arttırma, işareti takabilirsiniz. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir tane daha yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. Şu an 18 adet sık iğnemiz var. Şimdi arkadaşlar bir işaretçi koyalım. 3 sıra boyunca 18 sık iğne örelim. 1, 2, 3. Bu sırayı ve bundan sonraki 2 sırayı yani toplamda 3 sıra boyunca arkadaşlar 18 sık iğne örelim. Evet arkadaşlar 3 sıra boyunca 18 sık iğne ördük arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen bir işaretçi daha alıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, 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 bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi 2 sıra boyunca düz öreceğiz ve bitirmiş olacağız arkadaşlar. Boynundaki yeşil ipini yapacağız çana takmak için.
bu sırayı ve bir sonraki sırayı arkadaşlar örelim. Sonra ipini yapalım ve kafayı birleştirelim. Arkadaşlar son sırada şunu da yapabilirsiniz. Ben bunu denemek istiyorum. Yoksa düz bırakıp yani iki sıra düz ördükten sonra ipini kesip ilmek kaydırmayla kapatabilirsiniz. Ama ben şunu denemek istiyorum. Hani bir sırada hani bacaklarda yapmıştık ya blo yerine tersten sık iğne örmek arkadaşlar. Bakın şöyle alttan batarak sanki bu şekilde yapsak da hoş duracak gibi duruyor. Ben bu şekilde yapacağım. Beğenmezsem sonra ben de silerim ama size de göstermek istedim. Bu sadece bir size sunduğum arkadaşlar. Yani isterseniz diye, istemezseniz dediğim gibi düz bırakabilirsiniz. Alternatif sunmak istedim. Ama sanki hoş da duruyor. Yani böyle bir yuvarlak oval durdu. Şimdi bu sırayı da bu şekilde ben bitireceğim. Sonra yeşil boyundaki ipine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yeşil ipimizden arkadaşlar iki kat alıyoruz. Eğer kalınsa evet bir kat yapabilirsiniz. Benimki biraz ince. Yeşil ipimden aldım. Şimdi zincir çekeceğiz. Çok da böyle nasıl diyeyim sıkmayalım. Şöyle. İpiniz çok inceyse 3 kat da yapabilirsiniz. Bakın şöyle şu şekilde oluyor. El alıştıkça tabii daha hızlanıyor. Bu yöntemi başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Köpeklere tasma yaparken vesaire oyuncaklarda. Yani iki kat yapıp bu şekilde zincir çekebilirsiniz. İşte kötü olan kısmı tığdan bir katın kayması. Ona dikkat etmek lazım. Şuradan tuttuğumuzda aslında engelliyoruz onu. Şöyle ölçelim. Birazcık daha. Bir iki tane daha yaptığımda sanırım tam olacak. Tamam arkadaşlar şimdi ipimizi birazcık uzun keserek aslında çok da uzun kesmeye gerek yok. Şöyle birbirine orada da dikebiliriz ya da şöyle bağlayabiliriz. Tamamen arkadaşlar siz nasıl isterseniz burada kafada bağlayıp düğüm atabiliriz de. Şimdi şu çandan İpi içeri alalım arkadaşlar. Şu ipler bitirdikten sonraki olan iplerimiz çok önemli arkadaşlar. Yoksa sökülme yapıyor. Ben şöyle yapıyorum. Hep böyle bir zincir çekiyorum. Birkaç yerde bunu tekrarlayın. Ama her bebekte ve her parçada, ayaklarda yani hangisinde olursa olsun ipi içeri alın. İçeride istediğinizi yapın. Yani hiç önemli değil. Dışta gözükmeyeceği için. Her yere dolandırabilirsiniz. Şöyle özellikle zincir çeker gibi ipi birkaç yerde dolandırdığınızda sonra kesebilirsiniz. Bu işaretçi ipimde. Şöyle tam yarısına koyacağız arkadaşlar. Başka yöntemlerle de dikebilirsiniz. Ben sadece o an aklıma geleni söylüyorum. Yani hiç de düşünmüyorum onu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım diye. Yeşil ipimi aldım.
tam sihirli halka olan kısımdan çıkıyorum. Dediğim gibi sizin başka fikriniz olabilir. Daha yani fikir olabilir. Çok da güzel olur. Şöyle. Bakın. Biraz sağlamlaştıralım. Bu şekilde çanımızı hazırlamış olduk. Bakın şöyle kafayı taktıktan sonra bağlayabiliriz burada. Bu da hazır. Şimdi arkadaşlar kafa dikimine artık son rötuş diyebiliriz yani. Artık son noktayı koyacağız inşallah. Arkadaşlar şimdi gövde ile kafa arasına ben her zaman elektrik kablosu kullanıyorum. Elektrik kablosu arkadaşlar benim evde vardı. Abim sağ olsun elektrikli olduğu için. Yani 3 yıldır neredeyse bana böyle bir torba verdi. Sürekli onu kullanıyorum. Kağıt bandım ya da diğer banttan yok. Yani ben aslında sipariş olarak yapmadığım için evde durduğu için oyuncaklar. Hani çok da içine özen göstermiyorum ama siz sipariş için yapacaksanız evet kağıt bant alabilirsiniz. İçeride zaten çok görünmüyor. Önemli olan kabloların kumaşa zarar vermemesi için bunu sarabilmek arkadaşlar. Ben para bandıyla sardım. Şimdi gövdenin ortasına şöyle bir çukur oluşturuyoruz. Tam ortasına. Aynı şeyi burada da yapıyoruz kafada. Şimdi şöyle dik durması için koymak zorunda da değilsiniz tabii ki. Ama ben daha dik durmasını istediğim için boyumuz o kadar uzun ki arkadaşlar. Yani sığdıramıyorum. Maalesef kameraya. Şöyle kamerayı birazcık daha yukarıya alacağım. Artık olduğu kadar diyeceğiz. Şöyle. Kafa buradan başladığı için şuradan öreceğim. Dikeceğim. Şöyle arkadaşlar mesela boyunda 3 sıra ördük ya, birinci sıra değil ikinci sıradan dikimi yapabiliriz. Şöyle düz mü değil mi diye bakacağım. Hemen ilk sıramdan yani ikinci sıramdan ilk sık iğnemden batıyorum. Hep aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Hep aynı işlemi. Şimdi kafanınki geniş duruyor olabilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla doldurduğumuz için onda sıkıntı olmayacak. Biz onu zaten iğneyle şöyle çekeceğiz. Şimdi bir kafadan alıyorum. Yani biz küçülteceğiz. Bakın şöyle zaten. Zaten boynun içeri girmesi gerekiyor. Şöyle. Tamam. Bir boyundan aldım. Şimdi size göstermek için şekilden şekilde girmeye çalışıyorum. Bir kafadan. Hep yine aynı işlem. Benim için dikimde arkadaşlar bir ondan almak çok önemli. Ve sık iğneleri atlamamak çok önemli. O zaman gerçekten çok düzgün oluyor dikimler. Hani ben bazen atlıyor olabilirim ama siz atlamayın arkadaşlar. Ben hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum. Ben doğruyu göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi ben sipariş yapmadığım için hani evde duruyor. Bazen hediye ediyorum. Çok nadir hani satıyorum çünkü hani isteyen olursa ama direkt sipariş almıyorum artık. YouTube çekimleri çok fazla olduğu için ama ben de bu işe para kazanmak için başlamıştım aslında. Hani evde oturup boş duracağıma. Sonra baktım hani acaba şöyle bir şey yapsam mı diye. İyi ki de yapmışım. Çok sevdim. Sizler de sevdiniz. Destekleriniz dediğim gibi benim için çok önemli ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Destekler çok güzel. Beni aşırı derecede motive ediyor. Evet arkadaşlar şöyle. Bakın kafayı bu şekilde bir oradan bir oradan ama şöyle mutlaka kendinize çevirip bakın arkadaşlar. Ve kafa şöyle dimdik değil. Birazcık şöyle
Hani ineklerin kafası biraz aşağıya doğru olur ya, birazcık böyle aşağıya doğru baktırın arkadaşlar. Şu şekilde bütün kafayı dikelim. Arkadaşlar kendim yaparkenki bir yöntemi size göstermek istiyorum. Böyle ayakta tutun ineğinizi. Bakın şöyle göstereyim. Böyle ayakta tutun. Şu boynunun dediğim gibi çok iyi doldurun bir de arkadaşlar. Çok iyi doldurunca bakın kafayla birebir geliyor. Hani biri geniş biri dar gibi duruyor ya. Hayır öyle değil. Boynunu da çok güzel doldurduğunuzda şuradan bir değil ikinci sıradan dikeceğiz arkadaşlar. Ama şöyle yani... Ayakta tuttuğunuzda inanın çok kolay dikiliyor. Ben şöyle yapıyorum. Ayakta tutuyorum. Şöyle size de yan mı çevirsem bilemedim. Ben sırf size göstermek için şu an yapıyorum. Şöyle ayakta tuttuğunuzda bakın çok rahat bir şekilde hem görebiliyorsunuz kafanın nasıl durduğunu. Bayağı da büyük oldu. Ama çok da güzel oldu. Şöyle. Bir bakayım gösterebiliyor muyum? Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ayakta tutun. Bakarak dikin. Bir kafadan, bir gövdeden, boyundan. Şöyle. Artık bitirelim. Finish diyelim yani. Evet arkadaşlar, kafa kısmını da diktik. Diktikten sonra şöyle ipi öyle bir gezdirelim ki bir yerlerde arkadaşlar, yani hiç sökülme yapmasın. Birkaç yerden çıkarak çeşitli yerlerden gözüm şu gözlerde arkadaşlar. Şöyle siyah gözün biraz altına sıkıştırmaya çalışın ki çıkma yapmasın. Onu orada tutturabilirsiniz alttan iple. Şöyle. İyice sağlamlığından emin olduktan sonra kafa dikim kısmını da bitirdik. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla doldurursanız yani tam şu kısmı öyle güzel doldurmanız gerekiyor ki. Bakın birebir tam geldi. Şu başladığım kısımların ipleri kalmış. Onları şöyle güzelce içeriye iteyim. Şimdi sıra geldi. Meşhur çanımıza. Şöyle. Bunu bağlayabilirsiniz de. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın içinden geçirip orada bağlayabilirsiniz de. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Bunu tamamen size bırakıyorum. Şöyle. Bunu dikebilirsiniz de arkadaşlar. Şöyle artık bitti. Bunun uzunluğunu kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi o kadar büyük ki arkadaşlar. Ben zaten tanıtımda bunu göstermiş olacağım. Siz tanıtımda çok güzel görmüş olacaksınız. Zaten sizinki de şu an bitti. Hemen hemen aynısı oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel, yararlı bir video olmuştur. Ben yaparken çok zevk aldım. Evet biraz zorladı ama çok güzel bir video oldu bence. Yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yaptığınız inekleri, buzuları Instagram'da beni etiketlerseniz ya da bana resim atarsanız ben de görmek isterim. Nasıl olduğunu, nasıl yaptığınızı çok merak ediyorum. Ve gerçekten çok kişi de bana geri dönüş yapıyor. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifli örgüler diliyorum.